sistemini anlattım ve koordinat sistemi çalışma mantığından bahsettim. Bu derste ise koordinat sistemine bağlı olarak çizimlerin nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim. En çok kullanılabilecek çizim komutlarımızdan bir tanesi çizgi komutudur, line komutu. Bunu örnek alarak mesela mutlak koordinat sistemine göre çizim yapmayı, bal koordinat sistemine göre çizgi yapmayı, fare yardımıyla serbest çizgi çizimi ve AutoCAD'in yardımcı durum komutlarını kullanarak dinamik input, orto ve polar durum komutları yardımıyla çizgilerimizi nasıl pratik bir şekilde çizebileceğimizi anlatacağım. Bu aslında bir tek çizim çizgi komutu için değil, diğer benzer komutlar için de geçerlidir. Öncelikle uygulama dosyamızdan bir tanesini açalım. Bu dosyamızda düz bir çizgi çizeceğiz. Düz çizginin boyu 500 birim. Ancak çizginin başlangıç noktaları x'i 50, y'si 40 değerleri var. Bitiş değeri ise x'i 550, y'si 40. Y'nin değerlerinin sabit kaldığını dikkatinizi çekerim. Y'nin değerinin sabit kalması demek çizginin düz olması demek. Ayrıca x'in değerinin ikinci değerinin bitiş değerinin 550 olduğunu görüyoruz. Bu çizginin boyunun 550 birim olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çizginin başlangıç değeri x'in 50'dir. Bu durumda 550'den 50 çıkardığımızda 500 birimlik bir çizgi çizmiş olacağız. Hemen bunun uygulamasını yapalım. Bu şekilde yapacağımız çizim arkadaşlar mutlak koordinat sistemine göre çizim yapmadır. Bunun için yeni bir dosya açayım. Şu anda ölçü birimim çok önemli değil. Ölçü birimine müdahale etmiyorum. Burada dinamik input komutu var arkadaşlar. Bunu kapalı tutuyorum. Dinamik input komutu açık olduğunda bu tür mutlak değer yöntemi geçerli olmuyor. Bu nedenle seçeneklerden bunu dinamik input'u kapatıyorum. Hatta açıksa bile buradaki düğmenin üstüne tıklayarak bunu off yani kapalı hale getiriyorum. Gri simgeye dönüştüğünde kapalı haldedir. Önce çizgi komutuna tıklıyorum. Çizgi komutuna tıkladıktan sonra alt dalda line specific first point. Buradaki değeri tekrar bakalım. Değerimiz neydi? Hemen. X'i 50, y'si 40. Arkadaşlar x'i 50, y'si 40. Bu durumda ilk önce x değeri yazılır. 50. Aradaki değer geçişleri için virgül kullanılır. Nokta değil bakın. Virgül. Virgül 40. Bu birinci nokta. Bu işlemi onaylamak için enter yapıyorum klavyeden. Şimdi enter yaptığımızda çok böyle alakasız bir noktaymış gibi çıktı. Bu esnada birçok yeni başlayan arkadaşımız bu tür problemlerle karşılaşmış. Çizim ekran dışında çıkıyor. Ya demek ki ekrana çok aşırı derece zoom yapmışız, çok yaklaşmışız. Veyahut da baştan zoom komutunu çalıştırmamışız. Bundan kurtulmak çok kolay. Sadece mouse'un ortasındaki tekerleği çevirmemiş, biraz çevirmemiz yeterli. Çevirdiğimizde mouse'un hareket ettirdiğimizde ayrıca mouse'un sağına soluna diğer tuşlarına hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Sadece mouse'u hareket ettiğimizde çizginin başlangıç noktasını burada görüyoruz. Başlangıç noktamız bura. İkinci noktayı şimdi altta line specific next point diyor. Buradaki değere de bakalım. İkinci noktamız 550 y'si 40. İkinci nokta 550 virgül y'si 40 enter. Şimdi gene çizimimiz ekranın dışında çıktı. Biz işlemi tamamlamak için ne yapacağız arkadaşlar? Enter yapacağız. Komuttan hem çıkmak hem de işlemi tamamlamak için. Çizimi ekrana tam görebileceğim şekilde görmek için Z enter, A enter yapıyorum. Ve böylece çizimi tam görüyorum. Şimdi tekerlek çevirmek suretiyle mouse'un ortasındaki tekerleği buradaki çizgimizi görüyorum. Çizgiyi seçtiğimizde buradaki ortaya çıkan mavi noktacıklar vertexler diyoruz. Bunlara tıkladığımızda zaten az sonra bilgilerini göreceğiz. Bunun üstüne dinamik input açtığımızda ölçü birimimizi görüyoruz. 500 birim uzunluğunda x'in y'nin konumunu görüyoruz. Çizgimizi bu şekilde çiziyoruz. Tabi mutlak koordinat sistemi bu şekilde. Mutlak koordinat sistemi bu yönüyle de çok kullanışlı değil açıkçası. Günümüzde artık bu dinamik input seçeneğini
açtıktan sonra AutoCAD'de daha kolaylıkla mouse'la oluşturulabilir çizgimler. Yine koordinat sistemini taşıdığımız için bu işlem kolaylaşıyor. Ama yine de kullanılması gereken dosyalar ve dersler olabiliyor. Mutlak koordinat sistemi bu şekilde. Yani x'in y'nin mutlak değerlerini girilerek şeklin oluşturduğu bir seçenek bu. Dikdörtgen oluştururken de aynı yolu izliyorsunuz. Dikdörtgeni de oluştururken dikdörtgenin birinci noktasını görüyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 50,50 virgül, ardından x, y değerlerine dikdörtgenin boylu, diyelim ki dikdörtgenin yatay boyu 100 olsun. Bu durumda buna ilk önce dikdörtgen komutuna tekrar girelim. 50,52 değer arasında enter yapıyorum. Bakın dikdörtgenin oluştuğu alanı gözlemliyorum. Dikdörtgenin yatay boyu 100 olursa x değeri 50 idi başlangıç değeri. Bu durumda ikinci değer 150 giriyorum. Virgül. Dikeyde arkadaşlar 50 bilim yükselsin. Y'nin başlangıç değeri 50 idi. Toplam 50 artı 50 100'dür. 100 giriyorum. Enter. Bu şekilde dikdörtgeni de mutlak koordinat sistemine göre çizebiliriz.